Bu dersimizde CSS'de yine önemli olan bir konudan bahsedeceğiz. Display özelliğinden CSS'in. Şimdilik hemen bir tane bunu göstermek için şöyle yapalım. Display gelelim CSS display şöyle yapalım. Home tuşuna basıyorum, başa geliyorum. Display tire diyorum. Display özelliği. B diyorum ve kaydediyorum. Hemen şöyle çift tıklayalım. Nereye yazdık? Şöyle evet şurada F2'ye basıyorum. Dosya adını kopyalıyorum bir daha yazmamak için. Şuraya yapıştırıyorum. Kaydettim. Şimdi HTML derslerini izlediyseniz belki izlememiş de olabilirsiniz. İzlemeyenler için bir daha söyleyelim. Şimdi HTML etiketlerinin bazıları blok seviyesinde, bazıları satır seviyesinde yani yan yana. Hemen bunları şöyle kısaca tekrar edelim. Aklımda olanları söyleyeyim. Mesela bir paragraf etiketi. Şimdi şöyle yazalım. Burası paragraf diyorum. Uzun olmasın, kısa olmasın önemi yok. Hemen diyorum ki bir tane daha paragraf açacağım şimdilik. Geldim. Evet şöyle yapalım. Burası da paragraf etiketi diyorum. Ve ikisini ekleyip kaydettim. Tarayı açıyorum. Bakın ben hiçbir şey yapmadığım halde yani bunlar aslında yan yana gelebilecekken paragraf özelliğinin şöyle elemanı teftiş et dediğimizde bakın P'nin üstüne tıklıyorum. Kendiliğinden bakın etrafında sarı olan yerler de var. O da boşlukları. Varsayılan boşlukları. Hemen alt satıra geçiyor. İkinci yazdığımız etikette yazdığımız halde. Yani ben bunu etikette yazmazsam zaten şöyle devam edersem bunu eğer bakın kesiyorum buradan. Şunun yanına yani burada altında olsa bile şöyle aynı paragraf etiketinin içinde sayfayı tazeliyorum. Bakın yan yana geliyor. Yani bir etiket attığımızda hemen otomatik olarak alt satıra düşüyor. Peki bunu paragraf değil de hemen bu böyle kalsın. Başka bir etiketle yaparsak mesela span etiketiyle yapalım. Şimdi burada anlatacağımız şeyle alakalı olduğu için önce bunları gösteriyorum. Span etiketi bu bir span bu bir inline etiket diyelim. Inline etiket. Inline demeyelim de blok seviyesinde olmayan inline. Evet aslında inline diyebiliriz ya. Inline etiket diyelim buna. Span. Hemen bir tane daha yazıyorum. Ne isim vereceğimi bulamadım ilk başta. Span diyorum tekrar. Buraya da bu da inline bir etiket diyorum. Şimdi kaydettiğimde, tazelediğimde bakın burada dikkatini çektiyse bu bir inline etiket dedik. Bu da bir inline etiket dedik. Hatta anlaşılması için şöyle 2 diyelim. Net olsun diye. Bu da 1 diyelim. Şimdi şöyle sayfayı tazelediğimde bakın 1, 2. Bunun gibi farklı etiketler var. Mesela yine hemen şurada devam edelim. H1. Şöyle ben açıklamasını yazayım ya da şuraya. Şöyle yapalım. Bütün H etiketleri. Şöyle bütün H etiketleri diyelim. Etiketleri. Sonra div etiketleri. Div etiket diyelim. Çoğul olmasın. Li etiketi. Etiketi. Şöyle li'yi ul ile beraber yapalım. Şimdi böyle uzayıp gidecek. Burada da span'ın içinde de mesela neler var? En önemlilerinden bir tanesi aslında bence A etiketi. A etiketi, virgül, span etiketi. M etiketi. Başka aklıma gelen M dedik. Başka şu anda aklıma gelmedi. Geldiğimizde gene söyleriz. Ama mantığını anlatmak istiyorum şimdi. Şimdi normalde bunların hepsi paragraflar veya A'lar. A etiketi. Hatta hemen bir tane de navigasyon yapalım. Mesela A'dan hemen bir A hedef diyorum. Diyezle buraya hemen bir hızlıca menü yapacağım. Bakın şimdi göreceksiniz. Ana sayfa. Evet. Şimdi biz bu menüleri bakın alt alta yapacağım. Hemen 2 3, 4, 5. Şimdi sayfayı kaydedip yeniden tazelediğinde bakın. Dikkat ettiyseniz hep
alt alta geldi. Yani şu yan yana geldi etiketler. Yani biz aksini belirtmediğimiz sürece bu şekilde gözüküyor. Peki bunu ULL ile yapsaydık ne olacaktı? Hemen şöyle yapalım. Bunu şunları sileceğim. Şunu seçiyorum. Ctrl T ile bunu Lean'in içine alıyorum. Enter'a basıyorum. Bakın Lean'in içine aldım. Tekrar bir daha seçiyorum. Ctrl T'ye basıyorum. ULL diyorum. Bu sefer ULL'nin içine almış olduk. Yani kapsayıcı yapmış olduk. Şimdi geldim. 2, 3, 4, 5. Şimdi aynı menü, bakın A'ları bu sefer Lean'in içine aldım. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Bakın bu sefer de menümüz alt alta geldi. İşte burada CSS'deki bu display blok özellikleri, yani display özellikleri karşımıza çıkıyor. Hemen örneğini yapacak olursak, hemen geliyoruz. Pardon, style, type, text CSS. Geliyorum buraya. Şimdi mesela bir tane de div etiketi oluşturalım. Hemen div diyorum. Şöyle yapalım. ID olmasına gerek yok. Herhangi bir değer yapmayacağım. Burası bir div etiketi diyorum. Hemen altına bir tane daha ekleyelim. Bir div daha yapıyorum. Hiçbir özellik eklemeden içine. Burası da ikinci div etiketi dedik. Şimdi sayfayı kaydettiğimde ve tazelediğimde, bakın div etiketleri de paragraf gibi, dikkat ettiyseniz. Bunların kendi boşluğu yokmuş, fark ettiğiniz üzere bakın. Tıkladığımızda bütün satırı komple kaplıyor. Paragrafta bir boşluk var kendiliğinden. Burada var. Span'da herhangi boşluk yok. Burada bir boşluk yok. Bunları sağlıyor. Şimdi biz display özelliği ile kendimiz mesela divleri, bakın div, süslü parantezi açıp kapatıyorum. Display diyorum. Şimdi display'de alabilecek bütün komutlar bunlar. Tabi bir sürü var. Ben tabi hepsini detaylı anlatmayacağım bunların. Çok kullanılanları göstereceğim. Blok seviyesinde. Zaten blok. Şimdi şunu yapılan yanlışlardan bir tanesi şu. Mesela blok seviyesinde element olduğunu bilmiyor ama herkes gene buraya display blok yapıyor. Böyle bir şey yapmamıza gerek yok zaten. Elemanın kendisi eğer blok seviyesinde bir elemansa bunu bir daha tekrardan yazmamıza gerek yok. Display blok dememize gerek yok. Şimdi en azından ben öyle biliyorum. Yani var olan bir şeyi bir daha yapmamıza gerek yok. Ama mesela ben bunu inline hale çevirdiğimde, bakın inline bir elementi çevirdiğimde, bakın bu ikisini, bakın yan yana geldi gördüğümüz gibi. İki tane aslında blok seviyesinde bir eleman olduğu için, ama ben bunu zorla diyorum ki sen artık blok seviyesinde değilsin, inline seviyesindesin diyorum. Bunu halletmiş olduk. Şimdi aynılarını buradaki lilere yapalım. Mesela hemen gelelim. ULL'nin içindeki lilleri hedefliyorum. Display diyorum. Bakın buraya inline blok diyorum bu sefer de. Bakın inline blok, bu farklı bir komut. Şimdi geldiğimde bakın yan yana dizildi ve bu şekilde bakın yine oluştu. Aynı şekilde divleri inline blok diyerek hiç float değeri vermeden yan yana dizebiliriz yine div elementlerinde. Yani herhangi bir float değeri vermeden inline blok dediğimizde değerler, bakın hiç yine bir değişiklik olmadı. Buraya gene yükseklik, genişlik değerini hemen belirtelim. Mesela 300 piksel. Hemen height değerini veriyorum. 300 piksel. Bir de margin değerini verelim. Margin 10 piksel olsun. Sağdan soldan. Bir de arka plan rengi atayalım ki ne yaptığımızı görelim. Şöyle bir renk yeterli. Kaydediyorum. Sayfayı tazelediğinde bakın elemanlar yan yana geldi ve altındakiler de devam etti. Mesela bunu div değil de mesela şunları şöyle deseydik. Class'la test diyelim mesela buna. Şu şekilde class test dedik. Şimdi bunun aynısından bir tane daha kopyalıyorum. Ve şuradaki testi kaldırıyorum. Yani üçüncü, burası da üçüncü div diyelim. Üçüncü div etiketi. Şimdi ne yapacağız? Buradaki divi de kaldıracağım. Bunu da artık nokta test diyeceğim. Class'ta yaptığım için bakın. Noktayla başlatıyoruz ve ismini yazdım. Şimdi ne olacak? Yine iki tane burada olacak. Bir tane de altında olması lazım. Bakın float yapmadan yana alabiliyoruz. Tazele diyorum. Bakın 1, 2 ve 3. div
burada. Bu şekilde de hani float'u kafamız almadıysa, yani algılayamadıysak ya da zor geliyorsa, bu şekilde herhangi bir div elemanını, yani blok elemanını yan yana dizmek için display inline block özelliğini kullanarak yapabiliriz. Firefox da çalışıyor. IE Tester'da ben bir denemek istiyorum. Bakalım hangi tarayıcılarda sıkıntı çıkartıyor. Çıkartıyorsa orada float left'i kullanabilirsiniz. Mesela IE6 hadi hala kullanıldığını düşünürsek şöyle seçip yapıştırıyorum. Evet, bakın gördüğünüz üzere burada bu özellik çalışmadığını görebilirsiniz. Alt alta gelmedi. Burada da farklı, mesela IE6 ise ya da IE7 ise veya Internet Explorer ise orada şu özellik kullanılıyor diye biliyorum. Başına DS koyarak şu şekilde mesela float diyelim. Left diyelim. Bakalım ne olacak. Kaydediyorum. Şimdi burada herhangi bir değişiklik oldu mu önce ona bakalım. Herhangi bir değişiklik yok. Buraya geliyorum. Burada tekrar yeniliyorum. Bakın bu sefer de burası yan yana geldi. Yani Internet Explorer 6'ya da bakalım hatta hemen. Pardon, bu 6'ydı zaten. Özür dilerim. 5'e bakıyorum. Buraya geldim. Evet, bakın 5'te de yan yana dizebiliyoruz. Yani eski tarayıcıda. Yenilerde zaten muhtemelen sıkıntı çıkmayacaktır. Tekrar yapıştıralım bu kodu. Bakın zaten yan yana geliyor. Bir sıkıntımız yok. Şu diğer işaretini koyduğumuzda Internet Explorer 6 ve 7'de aktif oluyor bu özellik. Yani bu kod sadece o tarayıcılarda çalışacak. Diğerlerine zaten Display Inline özelliğiyle devam edecek. Peki burada üçüncü eleman, yani şuradaki tarayıcılarda yana kaydı. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Tabi buna normalde böyle div diye bırakmamak gerekiyor. Buna da mesela ne diyelim? Div class 3 diyelim mesela şöyle. Hemen onu da CSS'de yapacak olursak 3 deyip üstü parantez açıp başına bir nokta koyalım. Buraya da clear boot diyorum. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Burada bir sıkıntı yok zaten. Herhangi bir sorun çıkmıyor. Şurada vardı sorun. Bakalım sayfayı yenile dediğimizde, bakın artık alt tarafa geliyor. Buraya bakıyorum. Yenile diyorum. Alt tarafa geçiyor. Bu şekilde CSS'de de müdahale ederek istediğimiz görüntüleri elde ederiz. Dediğim gibi önemli olan bilmek, hangi yerlerine ne lazım olacaksa onu kullanmak. Yine eğer takıldığımız yer olursa, yani internette her türlü araştırmayı yapabilirsiniz aslında. Ana temayı biraz öğrendikten sonra tabii yine bol bol CSS ile ilgili makaleler, yazılar okumanızı tavsiye ederim. Yani bu işin, çünkü hani tamam her şey bitti demek de olmuyor. Sürekli geliştirmemiz gerekiyor kendimizi. Şimdi display block özelliğinde başka ne var? Hemen onu gösterelim. Devam edelim bu derste. Test dedik. Spanlar için de yine aynısı. Yani buradaki mantık şu. Blok olan bir elemanı inline yapabiliyoruz. Inline olan elemanı blok yapabiliyoruz. Aynı zamanda inline blok yapabiliyoruz. Elemanları olmadığı şekilde sokabiliyoruz. Hemen son bir tane daha bir div oluşturalım. Div id, bu sefer de gizli diyelim mesela buna. Yani gizlenecek diyelim de yanlış anlaşılmasın. Gizlenecek diyelim. Sonra gizli deyince sanki hani ismi gizli yazınca oluyormuş gibi algılanabilir. Burası display blok özelliği ile gizlenecek diyelim. Gizlenecek diyorum. Şimdi sayfayı önce bir açalım bakalım. Şuradan bakalım normal tarayıcıdan. Bakın burası display blok özelliği ile gizlenecek dedi. Hemen şunun aynısını şöyle kopyalıyorum. Oradakini tekrar bütün kodları yazmakla uğraşmamak adına arkadaşlar. Sayfayı kapattım. Şuraya da ismi ne demişiz? Gizlenecek. Çift tıklıyorum. Kopyalıyorum buraya. Şuraya çift tıklıyorum. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Bütün özellikleri aynı. Display inline block'u kaldırıyorum. Şimdi oraya farklı yazacağız. Önce bir bakalım. Tazele diyorum.
algılamadı sanki. Nerede hatamız var? ID ile yapmıştı çünkü, o yüzden bakın. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sayfayı tazeliyorum. Evet, şu anda oluştu. Buraya geldi. Şimdi ben bunu gizleyeceğim dedim. Buradaki elemanı. Bunu nasıl yapıyoruz? Display özelliğinden. Burada bakın. None diye bir özellik var. Buna bastığımda bakın. Orada gitti. None özelliğinde tamamen yerinden de kayboluyor. Sayfada aslında var. Kodda. Bakabilirsiniz. Bakın burada gizlenecek divi duruyor. Buradaki kodları kesinlikle o şekilde silemeyiz. Peki nasıl açacağız onu? Herhangi bir link alıp onu tıklandığında göster diyebiliriz. Bunu JavaScript'te falan bunlar yapılabiliyor. Display None özelliğinde bu şekilde. Bunu daha sonra anlatacağımız başka kodlarla da farklı şekilde yapacağız. Son bir bakalım display özelliğine. Burada mesela şu var. Table cell diyor mesela. Bunu yine bir table cell şekline dönüştürebilirsiniz. Burada mesela vertical align diyerek de mesela içindeki yazıyı bakalım ortalayabileceğiz mi? Tazele ediyorum. Bakın. Biliyorsun bu şekilde de yazıyı ortaya... Peki hiç table cell demezsek ne yapabiliyoruz? Onu da bir görelim. Bakalım belki yine ortalığını... Evet. Bakın şu anda öyle bir algılama olmadı. Hiçbir şey yazmadığımız zaman. Sadece display block yazalım. Bakalım o olacak mı? Onu da görmüş olalım. Bütün bu kombinasyonları denememiz gerekiyor. Bakın blok dediğimizde, yani dememe gerek yoktu aslında ama dediğim halde buradaki özellik değişmedi. Ama biz böyle herhangi bir ortalama yapacaksak, illa zorundaysak bunu seçip illa div olmasına da gerek yok. Table cell dediğimizde bunu artık bir tablonun hücresiymiş gibi düşünüp bakın biraz daha da değiştirdi şeklini zaten. Fark ettiniz, kaydırdı. Bu şekilde hizalama yapabildik. Burada text align center'da diyerek ekstradan tam ortaya getirebiliriz şu şekilde. Şimdi bunları yapmış olduk. Display özelliğini de anlattığımı düşünüyorum. Yani daha fazla araştırmak istiyorsan internetten bakabilirsiniz. Bunları bilmeniz yeterli olacağını düşünüyorum. Özellikle inline block ve block ve none özelliğinin bilinmesi gereken özellikler. CSS ile uğraşıyorsanız. Şimdi bundan sonraki derste ne anlatacağız? Bundan sonraki derste position özelliklerini anlatacağız. Ondan sonra aslında CSS'in genel yapısını hemen hemen bitirdiğimizi düşünüyorum. Ondan sonra da artık uygulama videoları çekeriz. Menü olur. İşte basit videolar çekeriz. Basit uygulamalar. Ürünleri yan yana dizme şeklinde. Yine template yaparız birkaç tane. Öyle devam edecek eğitimimiz. Yani elimden geldiğince farklı uygulamaları yapmak istiyorum ama tabii sürekli uzuyor bu sefer. Videolar artıyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere.